İtaati sevmez kimse. İtaat etmeyi sevmez. Ama dersen ki sana itaat edilecek bir şey var, o zaman hemen ha tamam der. Yeter ki kendisi itaat etmesin. Aslında yeter ki kendisi nefsine itaat etsin, şeytana itaat etsin, o iyi, zor gelmez. Allah'a itaat etmek, Resulüne, Ehlullah'a itaat etmek zor gelir nefse. Çünkü o nefis, yani hepimizdeki nefis, sendeki, bendeki nefis demedi mi Rabbimize, sen sensin, ben de benim. Böyle bir nefis taşıyoruz biz. Sen sensin, ben de benim. Sen benim Rabbimsin diyemedi, ben senin kulunum diyemedi nefis. Ne dedi? Sen sensin. Ben kimim sorsan. Ha. İşte onun için sen kimsin der herkes herkese. İşte eğer sen kimsin diye karşındakini sen hiçe sayarsan nefsin seni öyle bir yere getirir, uçurur. Ama aşağı doğru uçurur. Aşağı doğru uçurur ve sen sensin, ben benim demeye başlar. Ben, ene demek o kadar azim bir hatadır ki çok uzun süre bizim hak katından mahrum kalmamıza sebep oldu. Çeşitli riyazatlardan sonra dedi ki nefis, ben senin kulunum, sen de benim Rabbimsin. Ben senin Rabbin değil miyim dediği zaman bela dedi. Evet. Doğru. İtiraz edilemeyecek bir doğru bu. Canı gönülden evet demektir o. İnsan da bu dünyada o riyazat ve nefsi terbiye yolları vardır ya tasavvufta. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin tarif ettiği aslında yeni bir icat değildir. O alemde, geldiğimiz alemde nasıl sen sensin, ben benim diyen nefse Cenab-ı Allah çeşitli şeylerden geçirdi. Ateşe attı, soğuğa attı, ona yaptı. En sonunda, en son riyazat neydi? Aç bırakmasıydı. Aç bıraktı. Yani bu dünyada da nefse eğer her istediğini yaparsan o herkese sen sensin, ben benim der. Sen kimsin der. Bu dünyada da bazılarına sen benden büyüksün, sen benim büyüğümsün, sen bilirsin sözünü söyleyebilmeli canı gönülden zorlamadan. İsteyerek, hesapsız, gönülden, o vakit eyvallah demek lazım. İşte tasavvuf, bu yola baş koyan, kabul eden, rıza gösteren nefis sahiplerine, nefislerine terbiye etmek için bir okuldur. Sen evladını getirir, okula teslim edersen bir şey öğretirler. Etmezsen haytalık yapar sabahtan akşama çocuk. Sen de nefsini getirir, dergaha teslim edersen, nefsini kendin rızanla getirirsen, kaydını yaptırırsan, orada senin nefsini terbiye ederler. Şartları var, ödevleri var, imtihanları var. Usul aynı usuldür. Eğitim almak istiyorsan gayretli olacaksın, gaydını yaptıracaksın. Nefisleri eğitilmemiş kimselerin zannetme ki o eğitimden muaf tutulacaklar. Olmaz. Sen bu dünyada o eğitimden muaf olabilirsin
Ama berzahta ve ahirette o eğitimi illa senin nefsin alacak. En iyisi bu dünyada bir eğitimini aldır. Bu dünyada birazcık gayret et. Bu dünyada teslim et nefis çocuğunu. Kendi çocuğunu okula teslim ediyorsun ya, öğretmene teslim ediyorsun ya, ondan sonra parasını ödüyorsun ya, yetmedi ek ders aldırıyorsun ya, aynısıdır işte. O eğitim olunmadan, yani nefis eğitimi alınmadan imkansız. Ruhun Cenab-ı Allah'tan olmasına karşın ruh ve nefisi ikili yarattı, iki kanat. Kanadın biri güçsüz olursa ruh istediği kadar kuvvetli olsun, olmaz. Öbür kanadı da kuvvetlendirmen, yani terbiye etmen gerekir. Onun için nefsin terbiyesi ruhun tasfiyesi derler. Ruh terbiyeye gerek duymaz da ama tasfiyeye, temizlenmeye, onun üzerine bulaşan bazı ariyet şeylere, hallerin arındırılması lazım. Sonradan olanlara. Herhalde anlaşıldı bu mevzu. Bir hadis-i şerif daha var. Bu da Zeyd ibn-i Ekrem Erkam Hazretleri rivayet etmiş. Bir kimse anne ve babası namına hac ederse, bu hac hem kendisi hem de ana babası için kabul edilir. Ve ayrıca ana babasının ruhu semada müjdelenir. Hacca gitmemiş ana babanız varsa onların adına da hac yapabilirsiniz. Bu hadis-i şeriften çıkan bu. Bu onlara adına hac yapmanız, kendi adınıza da hac yapmanız anlamına gelir. Aksi takdirde diyeceksin ki anam için gittim, ayrı, babam için gittim, kendin için gittin, ayrı olacak. Ama bir hac yaptığınız, ananız babanız için de, ya Rabbi onun için de geldim ben buraya, onların adına geldim dersen, Allah onların haccını kabul eder, seninkini de hac sevabı sen de alırsın. Ayrıca onlara müjdeler. Ruhlarına bu şeyi, hac sevabını. Cenab-ı Allah'ın işte dini ne kadar güzel bir şey. Onun için Cenab-ı Allah bir tane de bir hadis daha var. Hazreti Ömer Efendimiz'den. Bir çocuk hac yaptığı zaman akil oluncaya kadar bu onun için bir haçtır. Buluğa erince başka bir hac yapması üzerine borçtur. Bir Arabi hac yapınca bu onun için haçtır. Hicret ettiğinde Müslüman olunca onun üzerine diğer bir haç farz olur. Yani akıl bali kimsenin, yani ben çocukken hacca gittim derseniz o hac yerine geç. Akıl bali olduktan sonra borcun var sizin hacca. Hacca gitmek zorundasınız. Burada anlaşılan. Bir Arabi dediğim Müslüman değilken Arap zamanında da hac yapılıyor. Araplar eskiden beri hac yapıyor. O zaman hac yaptığı zaman yaptı ama Müslüman olduktan sonra hac yapması farzdır. Akıl bali ne kadar orada Sultan? Yani Ömer Efendimiz'in buyurduğu akıl bali yaşı. Yani 15 mi 10 mu? Akıl bak. Akil oluncaya kadar. Bali demiyor. Akil. Bali demiyor. Bali ayrı, akil ayrı. Akil 18'dir. Yani kabul edilmiş 18'dir. Aklı yerine gelinceye kadar.
bir kimse söz söyler, sonra da etrafına bakarsa bu söz emanettir, gizlenmelidir. Dikkat! Aman ha, sende kalsın dendiği zaman nasıl sözü hiç sende kalmayıp etrafa söyleniyor? İslam'daki İncil'e bak. Demesine gerek yok. Bir şey var. Bir de mesela bitti. Emanettir. Emanete hıyanet etmek. Bu da münafıklık alametidir. Bu mühim meseledir bak. Bir söz söylendi senin bulunduğun ortamda. Bu gizli söylendi. Söylemese bir adam halinden anladın ya gizli olduğunu. Bunu konuşmayacaksın. Sende kalacak. Ama bizde maalesef olmuyor. Aman ha sende kalsın dediği zaman bile o kalmıyor. Allah affetsin cümlemizi. Selamet kapılarını açsın. Hazreti, bir tane daha söyleyeyim, kapatayım ben. Namaz kılalım ondan sonra. Hazreti El-Miktam İbni Madikerp. Bunu hiç duymamıştım bu ismi. Bu sahabenin ismi mi? Ama Miktam diye duydum ama İbni Madikerp insanlara Peygamber Efendimizin sözüdür. İyi dinleyin. İnsanlara Rablerinden bahsettiğiniz zaman onlara korku ve meşakkat verecek hususlarda söz etmeyin. Sevdirin yani. İtici davranmayın. Nasıl? Cenab-ı Allah'ın adına ondan bahsedeceksen sakın itici olmayın. Korkulu ve zorlayıcı, meşakkat verici, güçlüklü, güçlük çıkarıcı işlerden bahsetmeyin. Yassiru, kolaylaştırın. Ve la tuassiru. Bu da mühim. İslam adına, Allah adına birisi konuşacağı zaman işi kolaylaştırıyorsa eyvallah. Zorlaştırıyorsa o onun adına konuşma hakkına sahip değildir.